hiç ışık görmedi. Hiç renk görmedi. Görmeyen gözlerle geldi dünyaya. Ben en güzel oynadığım oyun körebeydi. Çünkü benden hiç kaçamıyorlardı. O kadar dikkatliydim ki, çünkü gören insan gözün gördüğü için o gördüğüne göre hareket eder beynini, düşünceleri. Yani görmeyen gibi değildir. Biz bütün yani hislerimizi, organlarımızı kullanıyoruz. Yani hisimizi ortaya koyuyoruz. Onun için daha hassasız o konuda. Ya ayak sesinden, nefesinden, herhangi bir şeyinden, parfüm kokusundan falan hiç kaçırmayız yani. Hemen yakalarım. Eşref Armağan. Tıpkı anılmak istediği gibi dünyayı parmak uçlarıyla gören adam. Ben 1953 yılında İstanbul'da doğdum. Anadan doğma görme engelli olarak. Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Küçükçekmece, bütün çocukluğum o taraflarda geçti. İki çocuk babasıyım. İki de torunum var. Oh! Onları çok seviyorum. 4-5 yaşlarındayken işte annem, babam işte ya da dışarıdaki insanlar birbirlerine dikkat et demiyorlar. Ama ben çıktığım zaman dışarıya benim koluma yapışıp dikkat et diyorlar. Yani neden bu uyarıyı yapıyorlar bana? Neden evde annem babama sen de önüne dikkat et demiyor? Hep bana dikkat et diyorlar filan. Ya işte babama sordum, sen görmüyorsun dediler. Yani biz baktığımız şeyi görüyoruz, sen görmüyorsun. Ben görmezliğimi o zaman anladım. Ya dedim ki ben böyle dünyaya geldim, böyle öleceksem. Hani ben yaşadığım dünyayı nasıl tanıyabilirim ya? Ben bu şekilde öleceksem ben yaşadığım dünyayı tanımam lazım. Ben nasıl tanıyabilirim? Öyle resim yapacağım falan filan bende yok. Ben sadece yaşadığım dünyayı tanımak istiyorum. Peki bir görmez nasıl bir şeyleri öğrenebilir? En çok kullandığı duygu şeydir, dokunmadır. Elleriyle bir şeyi incelemekle anlayabilir. O zaman bir şeyin şeklini tüm olarak öğrenebilmem için ellediğim şeyin iki avucumun olması gerekiyor. İki avucumun içinde olması gerekmesi lazım. Yani bakın bir sarılabileceğim bir büyüklükte ağacı bile sarılıp kulağımı onun gövdesine dayayıp içerideki sesini dinliyordum. O kadar doğayı öğrenmek istedim. Çünkü en çok doğayı görmek istiyorum. Eşref Armağan, çocukluğundan beri resim yapan, görme engelli bir adam. 65 yaşında. Yaşadığı dünyayı tanımaya çalışırken yolu resimle kesişiyor ve bundan sonra başlıyor hikaye. Bir kırmızı elma boyayacağım. Babama dedim ki, baba şu kalemleri sıraya dizer misin? Neden? Çünkü ben onu çağırıyorum, işi varken bana şu kalemi ver, şu rengi ver falan falan. O iyi olmuyor babam için. Peki dedi, dizeyim, nasıl yapayım? Önce siyahı koy, beyazı koy, sarıyı, kahverengiyi, kırmızı, mavi, yeşil. 60 senedir aynı şekilde dizili durur boyalar. Yani şimdi akrelik kullanıyorum da o zaman kuru kalemdi. Çünkü ben şimdi mesela siyah, beyaz, sarı, kahverengi, kırmızı deyince kırmızının 5'te olduğunu biliyorum. 5. sırada kırmızı var. Ben de elmanın kırmızı olduğunu biliyorum. Yeşili falan da var diyorlar ama ben kırmızı boyayacağım. O 5. kalemi aldığım zaman elmayı kırmızı boyadığımı biliyorum. Aynı yerine koyuyorum ki karışmasın diye. Ondan sonra benim elmayı boyarken bana dediler ki, ya Eşref kırmızı elma yapmışsın ama yuvarlak görünmüyor ya. Ya nasıl yuvarlak görünmüyor? İşte çiziyorum böyle elma, hop, al sana yuvarlak. Yok, görüntü olarak görünmüyor, yuvarlak görünmüyor. Neden yuvarlak görünmüyor? Işık gölge kullanmam lazımmış. Ya ışık hangi boyayla olur? Beyazla diyorlar. Peki karanlık hangi renkle? Siyahla. Ama elma kırmızı olduğu için demek ki
kırmızının açığını koyusunu kullanmam lazım. Ben kendi kendime düşünüyorum artık. Yuvarlak göstermek için de ışık ne taraftan geliyorsa elmanın ışığının geldiği tarafı açık olacak, diğer tarafı karanlık kalacak. Yani koyu kırmızı kalacak. Onu kuru kalemde biraz zorlandım ama akreliğe girince, akrelikte kırmızı boyadığım zaman kurumadan, ışığın nereden geldiğini düşünüp kurumadan elime, yani öbür boyayı silip beyazdan bir lokma alıp o aydınlık tarafına karıştırdığım zaman kurumadan, yaydığım zaman böyle o tarafına açıklık ve koyuluk yaptım. Ama özellik şurada yuvarlak göstermek için, ışıktan karanlık bölgeye geçiş yerinde düz olarak yapıyordum, yuvarlak ondan görünmediğini söylediler. Yani o düz ayırmam sebebiyle ay şeklinde yapmam lazımmış ki ay şeklinde olursa elmanın yuvarlaklığını o zaman görüntü olarak görünüyormuş. Onu öğrendim. Ya onu hallettim. Peki dediler, bunun gölgesini de yapman lazım. Hadi ya. Nasıl yapacağım gölgeyi? Işığın yukarıda mı, aşağıda mı, altta mı? Işığın aşağı yukarı oynamasıyla gölgenin uzaması ya da elmanın altına kaçması meselesi çıktı. Işık nereden nasıl vuruyorsa gölgeyi de ona kadar, o kadar yapman lazım. Ya sen şimdi kalk ortasından ışığı koy da elmanın alt tarafına yakın yerine yap gölgeyi. Olmuyor. Aşağı indikçe ışık sonsuza kadar uzar gölge. Şimdi gölgesini falan, her şeyini, yuvarlaklığı, ışığını falan hallettim. Tamam diyorum ben, artık bu işi hallediyorum yavaş yavaş. Seviniyorum böyle. Babama indirdim aşağı, çalışıyordu o. Ben dükkanın ranzasında çalışıyorum. İndim aşağı, baba dedim, bak bakalım şu elmaya. Babam baktı baktı, aa ne güzel yavrum, iki elma dedi. Hayda, ben bir tane elma yaptım. Neden iki elma dedi ki? Baba dedim, neden iki elma diyorsun? Yavrum dedi, işte iki tane elma dedi. E nasıl oluyor iki elma ya, ben bir tane yaptım. Oğlum dedi, işte yapmışsın, yanına da bir tane yarısı görünüyor, yapmışsın. İki tane elma. Yok baba dedim, o yanında yarım görünen onun gölgesi dedim. Hayda be oğlum dedi, elma kırmızı, gölgesi kırmızı olur mu ya dedi. Allah Allah baba dedim, kırmızı elmanın gölgesi ne renk olur dedim. Aa, babam bana cevap veremedi, şu renk olur diyemedi. Dedim, niye baba, zor bir şey mi? Yani bu kırmızı elmanın gölgesi ne renk olur? Oğlum bir dakika dedi, şimdi ben dedi buna cevap veremeyeceğim, bir dakika düşüneyim şöyle bir dedi. Bayağı bir şaşırdı, cevap veremedi. Ama yani şimdi elma kırmızı da gölgesi kırmızı değilse ne renk olur'a kim ne cevap verebilir, şu renk diyemez. Çünkü hangi tabanın üzerinde duruyorsa kırmızı elma, o tabanın renginin hafif koyuluğunda olur. Ama ışığın gücüyle değişir, o başka bir şey. Ondan sonra ben öğrendim, he demek ki elma kırmızı, taban da mavi ise mavinin hafif koyuluğunda karıştıracağım, gölgeyi öyle yapacağım. Ya da yeşilse yeşilin hafif koyuluğunu yapacağım, sarıysa sarının koyuluğunu. Yani tamam, gölge olayı da çözdük. Hayret verici olan, Eşref Bey renk ve gölgeyi resimlerinde ustaca kullanabiliyor. Ama dahası var, o da perspektif. Hiç görmemiş biri dokunarak kavradıklarıyla ve sorarak öğrendikleriyle resim yapabiliyor. Ama nasıl oluyor da uzaklık, derinlik gibi kavramları resimlerine yansıtabiliyor? Ya dediler, Eşref sen niye tavanın üstüne ağaç koydun ya? Evin üstünde bir ağaç. Ben diyorum ki, ya bu evin üstünde değil ki, evin arkasındaki bir ağaç. Ya olur mu, evin üstünde duruyor. Allah Allah, ne yapmam lazım? Ya sen perspektif kullanman lazım. Ya o ne? Hayda, perspektif. Neyse, dedim ki ben galiba en sonunda bir bu işi bilen birisine sormam gerekecek. Çünkü kimsenin anlattığı hiçbir şey benim mantığımı almıyor. Yani daha doğrusu algılayamıyorum, anlamıyorum. Marmara Üniversitesi'ne gittim. Orada böyle talebeler ders alıyorlardı, 10-15 talebe. Hoca da orada. Ben gitti, beni birisi koluma girdi okulun kapısından, yanına kadar götürdü. Hocam dedi,
şey bu kardeşimiz bir şey herhalde sizden konuşacak falan. Bir dakika dedik, biraz orada otursun dedi. Ben oturdum orada bir sandalyeye, bekliyorum. O çocuklara bir şey çizdirmeye çalışıyor falan. Bana döndü, dedi ki sen niçin gelmişsin yavrum dedi. Yaşlıydı hoca bayağı. Ben de o zaman işte 20-25 yaşlarında falanım. Ne şey yap, niçin geldin yavrum dedi. Ben dedim efendim ben perspektifi öğrenmeye geldim. Ya sen ne yapacaksın perspektifi dedi. Dedim resim yapıyorum da dedim. Daha doğrusu öğrenmeye çalışıyorum. Hadi canım dedi, sen görüyor musun? Yok görmüyorum dedim. Nasıl resim yapıyorsun dedi. Yapıyorum dedim, görmeden yapıyorum. Allah Allah dedi. Yaptı. Bekle biraz dedi, gene çocuklara döndü. Ondan sonra git bir ara gene böyle. Sen hakikaten resim mi yapıyorsun? Evet hocam. Ha, Allah Allah. Gene çocuklara döndü. Üçüncü de hakikaten resim mi yapıyorsun? Evet hocam. Allah Allah, gel bakayım buraya dedi. Beni çağırdı yanına. Yanımda da kartonlar falan götürmüştüm. Ne olur ne olmaz diye, çizersem orada diye. Hadi bakalım dedi. Sen dedi madem şimdi dedi ben size de bir şey söylesem dedi, çizer misin? Çizerim dedim. Bir tane bardak çiz dedi. Yarım bardak su dolu. Yarısı su dolu. İçine de bir tane kaşık koy dedi. Yaparım dedim. Ben şimdi çizmeye başladım. Çocuklar hepsi böyle sardılar etrafı. Ne yapacağım diye. Şöyle bir güzel bir bardak, ama bardak böyle tam silindir şeklinde değil de alta doğru böyle hafif daralan bir bardak. Şimdi onu çizdim. Kaşığı koydum. Sudan içeriye girişini genişlettim. Yani şu kadarsa sapı, sudan girdikten sonra biraz daha geniş oldu. Allah Allah dedi. Ya dedi ben bu çocuklara dedi iki haftadan beri çizdiriyorum dedi. Bu dedi suyun içine girdiği zaman bu suyun görüntüyü kırma bilmem ne bilmem ne söyledi, ben bilmiyorum. Böyle dedi suda dedi genişleyeceğini hiç söylemedim, kendileri akıl edecekler mi? Hiçbiri akıl etmedi dedi. Sen bunu nasıl yaptın dedi ya. Dedim hocam ben dedim 6 yaşından beri dedim uğraşıyorum, soruyorum her şeyi. Suyun içinde girdiği zaman bir şeyin görüntüsünün genişleyebileceğini, mercekle baktığın zaman istediğin kadar büyük görebileceğini falan, bunları biliyorum dedim. Allah Allah şaşırdı. Sen ne soracaktın dedim, perspektifi öğrenmek istiyorum. Tamam dedi. Nasıl öğreniyorsun? İşte kartona böyle çiziyorum, koydum buraya çizebilirsiniz. Bir tane çadır gibi bir şey çizdi. Bildiğin ya da A'nın ortasında çizgi yok da bir A'yı o çizgi olmadan düşün. Şöyle bir ya da V'yi ters çevirmişim. Sivri ucu böyle bir şey, külak gibi. Bu ne hocam dedim, perspektif dedi. Hocam bu kadar kolay mı dedim bu perspektif ya. Ben dedim şimdi bir şey anlamadım, bu nasıl oluyor bu? Bu dedi yol dedi. Bu geniş olan iki ucu dedi 30 metre geniş bir yol dedi. Yol düzse ileriye doğru baktığın zaman bir noktada biter. Bu perspektif görüntüsüdür dedi. Sen bu yolu dedi istersen 300 kilometre hızla git. Düzse yol ileriye baktığın zaman gene sivri göreceksin. Ben çünkü de ona dedim ki ya orada dedim yol bitişiyor böyle. Arabalar gitti mi tıkanacak yol orada. Arabalar nereye gidecek diye düşündüm. Yok dedi. Tıkanma yok. Bunun dedi uzağa doğru bakış görüntü bu dedi. Ne kadar hızlı gidersen git hep ileriye baktın bunu görürsün. Yol birleşmiyor dedi. Görüntü bu. Perspektif. Direkler varsa sağında solunda onlar da işte daralıyor. Birbirine yaklaşıyor. Boyları küçülüyor ve aynı noktada bitiyor. Anlattı. Hocam dedim yani 10 tane aynı büyüklükte ev yandan baktığın zaman hem birbirine yaklaşıyor hem küçülüyor bir noktada bitiyor mu? Evet dedi. O zaman ben bir dere çizeyim dedim. Hemen bir incecikten başladım. Kendime doğru böyle çevirerekten böyle genişleterekten geldim. Üstüne de bir köprü koydum. Oldu mu dedim. Tamam dedi işte perspektif işte bu dedi. Tamam dereyi çizdin dedi. Aa ben şaşırdım. Dedim bu kadar kolay mıymış? Ondan sonra hep çalışmalarım mesela hep ağaçları yandan bakıyorsam hep ağaçları hem gövdeleri daralttım birbirlerine yaklaştırdım falan falan. O şekilde perspektif olayını çözdüm. Görmeyen biri olarak yaptığı resimlerle tüm bilimsel kabulleri alt üst ediyor, ön yargıları yıkıyor.
İlk bakışta kusur gibi görünen bu özelliği resimle birleştiğinde olağanüstü bir yeteneğe dönüşüyor ve bilimsel araştırmalara konu oluyor. 60 sene sonra karar veriyorum. Ha, ben bunu güzel yaptım ya da çirkin yaptım biliyorum. Bakın bir de önemli bir şey var. Anadan doğma görmez bir kişi hayal etme imkanı yok. Olamaz. Bunu doktorlar da yani profesörler de söylüyor. Ama benim Harvard Üniversitesi'ndeki incelemelerden sonra o MR cihazının içine sokup da 20 çeşit böyle küçük maketler onları verip elime 18 saniye elle elimden alıyorlar, kağıt kalem veriyorlar, 18 saniyede çiz, 20'den fazla çeşit hiçbirinde hata yapmayınca dünyada daha böyle bir kişinin çıkmadığını onlar da orada tespit etti. Çünkü 40 seneden beri görmezler ne kadar neyi çizebilir, yapabilir diye makineye sokup beyine bakıyorlarmış. Benim de zaten beynimi onun için merak ettiler. Gören insan bir şeye baktığında görsel alanda hareket, ışıklanma falan olurmuş. Bakıyorlar beynime, ben çizerken görenlerin kullandığı yeri ışıklandırıp hareketlendirdiğime göre parmak uçlarımın göz gibi gördüğü tespit edildi. Yani o dereceye gelmiş benim çalışmalar. O kadar çalıştım ki yani o dereceye getirmişim beyni. Ama elimi böyle değiyorum ya bir şey mesela. Çektiğim zaman sıfır, beyinde hiçbir şey yok. Elimi dokunduğum, çizmeye başladığım anda ışık yanıyormuş o görsel alanda. Ve dünyada hiç kimse de görülmemiş bu. Şok oldu. Tıp değişti. Harvard Üniversitesi Nöroloji Takımı'nın Eşref Armağan'la yaptığı çalışmalardan sarsıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Öyle ki görselliğin gözlerimizle elde ettiğimiz bilgilerden çok daha fazlasını içerdiği anlaşılmış oluyor. Ardından diğer denemeler başlıyor. Toronto Üniversitesi'nde John Kennedy. Bu kişi New York'ta karşılaştık. Bana 6 tane kare yapsın, her karenin içine tekerleğin yürüdüğünü, durduğunu, viraj aldığını, frenlediğini çizsin. Bunu hiçbir görmez düşünüp de çizmesi imkanı yokmuş. Ben çizdim, gönderdim ona. Adam şok olmuş. İllaki New York'ta görüşmek istedi benimle. Ve ondan sonra Discovery Channel gelmişti. Orada Floransa Meydanı var İtalya'da. Evde 3 gün çekim yaptılar. Dediler 3 günde Floransa'ya gideceğiz. Ama İtalya'ya gideceğiz. Ya gideceğiz de burada çektiniz de niye oraya gidiyoruz? Bana hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir bilgim yok. İddiaya girişmişler. Orada Filippo Brunelleschi diye bir mimar varmış. 600 sene evvel yaşamış. Üç kaçışlı perspektifi bulan ve orada dini binalar yapan bir mimarmış o. Hani engelli falan değil, sağlam biri. Orada heykeli falan varmış kocaman, öyle ünlü bir adam. Oradaki binayı, şeklini benim çizebileceğimi söylemiş Toronto Üniversitesi'ndeki John Kennedy. Onlar demişler, hadi ya Allah'ını seversen, anadan doğma görmeyen adam ne çizecek ya? Beni oraya onun için götürmüşler. Neyse sabah erkenden gittik bir meydan, Floransa Meydanı. Sandalye falan neyse koymuşlar, bir şeyler yapmışlar, ayarlamışlar, neyse. Profesör geldi, orada karşılaştık, o falan filan. O beni aldı, binaya götürdü, binanın köşeleri elletiyor falan. İngilizce bir şeyler söylüyor, ben he diyor, hiçbir şey anlamıyorum. Elliyorum binayı, yani kocaman binayı anlamama imkan yok gibi. Elimle bir yerine diyeceğim, binayı nereden bileceğim ben? Onu çizdirecekler ya bana, benim haberim yok ne olacağını. Ben elliyorum duvarı da, niçin elliyorum? Neyse yerime oturdum. O binanın küçük maketini yapmış böyle kartonda. Onu elime verdi. 2 dakika elime verdi. 8 köşeden oluşan silindir. Üstü de 8 köşe. Böyle sivri geliyor. Elledi onu 1, 2, 3, 4 falan böyle anlattı bana köşeleri falan. Ben binayı algıladım. Bana bir düzden, bir yukarıdan aşağı, bir de duruyorsun yukarı doğru bakıyormuşsun gibi 3 boyut ayrı ayrı çiz. Ben çizerim dedim. Ben şimdi aldım kağıdı önüme, birinciyi çiziyorum. Oturdum oraya sandalye, çiziyorum. Kalabalık doldu böyle etraf. Hiç ses yok ama. Allah Allah diyorum ya, ne bekliyor bunlar benden diyorum.
Birinci, ikinciyi koydum, çiziyorum. Yine ses yok, eyvah, rezil olduk. Üçüncüyü çiziyorum, ay ses yok, ay mahvolduk. Ne yapacaktım acaba, niye böyle rezil olduk? Niye bana bir şey açıklamıyorlar, ne olacak falan? Son çizgiyi birleştirdim, bravo bravo, kıyamet koptu. Allah Allah, ne yaptım ya? John geldi, bravo bravo, herkes üstüme saldırdı. Dedim John ne oluyor ya, ne yaptım ben Allah'ını seversen? Zaten profesör orada bağırıyor insanlara, o kalabalığa, İngilizce. John'a diyorum, ne diyor, ne diyor? Demiş ki 600 sene evvel Filippo Brunelleschi 3 kaşışı bulmuş ve orada burada ona göre bir binalar yapmış. Ama 600 sene sonra anadan doğma görmez olarak bu binayı ilk defa burada doğru çizen kişi Eşref Armağan oldu. Dünyada ilk çizen kişi oldu diye. Onun için bravo diye adamlar, insanlar şey yapmışlar. Yani böyle çılgın gibi bağırıyorlardı. O zaman ben de üç kaçışlı perspektifi çizebildiğimi orada öğrendim. Boş durmayı hiç sevmeyen ve küçük yaşlardan itibaren işlerinde babasına yardımcı olan Eşref Bey, o günlerde yaşadığı üzücü olaya rağmen hayata ve insanlara karşı olumlu bakışından hiçbir şey kaybetmemiş. Kaç yaşındaydım? 11, 12 falan o aralar. Dükkandayım tabii, babama yardımcı oluyorum. Bir gün bu, o zaman da teneke sobalar, bilmem ne falan da satıyoruz yani dükkanda. Çünkü boru falan, soba falan da yapıyor. Yani saç üzerine her şey yapıyordu babam. Dirsek bitti. O dirsekler de emaye değil de tabii o zaman galvaniz dediğimiz dirsekler. Onun böyle dördünü bir araya soktuğun zaman böyle bir kare, yuvarlak olur. Ona bir simit diyoruz. Onun gibi 10 tane simit bir bağ haline gelir. Onu telle bağlıyorlar, böyle uzun, öyle uzun bir şey oluyor. Yuvarlak 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 böyle, o öyle bir şey. Dedim ki baba ya dedim. Ben dedim bir deneyeyim mi? Küçük çekmecedeyim. Küçük çekmeceden Sirkeci'ye trene biniyorum. Banliyö treni. Sirkeci'den yürüyeceğim Tahtakale'ye. İşte karşıya geçip yürüyorsun falan, oraları hepsini biliyorum. Yeni caminin önünden falan, Mısır Caddesi'nin içinden direkt çıkıyorsun Tahtakale'ye. Yerini bildiğim için alayım dedim. Tamam dedi oğlum dedi. Ben şimdi çıktım, trene bindim, Sirkeci'de indim. Elimde bir sopa. Karşı tarafa geçtim. Gittim. O babamın her zaman aldığı esnafı sonra buldum. Ya o zaman da ya 11 yaşlarında falan işte, yani o aralarda. Öyle bir büyük geldi ki bana o şey. Ya dedim, elimde sopa. Ben bunu omuzuma alsam ben... Aa, yok, ben onu taşıyacak gibi değil. Ya ben hata yaptım. Acaba az alsam mı falan düşünüyorum da. Babam da bir bağ al dedi. Dedim ne yapabiliriz? Şey dedi adam, o esnaf. Ya buradan dedi bir tane hamal çağıralım dedi. Hamalın sırtına ben bunu koyayım. Seni Sirkeci'ye trene kadar götürsün. Oradan da sen çekmeceye gittiğin zaman inersin. Orada birilerini bulur. Halledersin falan. Ha iyi, aklıma yattı. Tamam abiciğim dedim. Aa, o adam öyle bir iri yarı ki. Hani o bir adım atsa ben 10 adım koşmam lazım. Bir de görmüyorum. Ne yapabilirim? Dedim ki senin dedi bu arkanda böyle bir şey vardı, arkasında onun asılı ya. Onun dedim ipi var mı? Var dedi. Dedim ver onu bana, ucunu. Ben tuttum onu. Yürümeye başladık. O önden gidiyor. İp elimde, ben hızlı koşuyorum arkasında. Tam Yeni Cami'nin oraya geldik. Dedi ki ya biraz dedi dinlenebilir miyiz dedi. Tamam dedim ben. Şimdi indirdi aşağı sırtından. Bekliyoruz. Ben ipi elimde ya. Böyle çekiyorum böyle. Bağlı. Tamam, bir şey yok yani. Sağlam ip. Neyse 10 dakika geçmedi. Dedim ya hadi dedim. Yani çabuk şey yapalım da treni kaçırmayalım. Sonra bir daha çok beklerim. Ses yok. Allah Allah. İpi şöyle bağlı ya. Şöyle sıvazladım ipi. Geldim bir baktım. O caminin böyle parmaklıkları vardı duvarın üstünde. Oraya bağlamış ipi gitmiş abi ya.
Ben bir tek üzüldüğüm şey o oldu. Yani malın gittiğine üzülmedim. Babam da üzülmedi. Çünkü döndüm geriye. Babam bana baktı. Ne oldu oğlum? Dedim baba böyle oldu ya. Almayı başardım vallahi. Almayı başardım ama gelirken sana ulaştıramadım. Oğlum dedi boş ver dedi ya. Sen dedi gittin dedi bunu yapmaya çalıştın ya dedi. Boş ver malı dedi. Bir tek ona çok üzüldüm ben hayatta. Yani öyle bir şeyle karşılaştım. İlk defa. Hatırladığında Eşref Bey'i hala üzen bu olayın yanında keyifle bahsettiği pek çok anısı var onun. 65 yıllık ömründe hayata hep pozitif bakan biri olarak biriktirdiği güzel anılar oldukça fazla üstelik. Şimdi ben Fındıkzade'deyim İstanbul'da. O Fındıkzade'den karşıdan karşıya geçmek için 4 tane yol geçmen lazım. Karşıdan karşıya geçeceğim ama cesaretim yok kendim geçmeye. Sağımdan solumdan geçenlere rica ediyorum falan, kimse umursamıyorlar ya. Dedim ben burada duracak halim yok. Gittim ayağımla şöyle kaldırdım, kenarını buldum. Dur dedim, arabalar biraz yavaşladı mı bastonu ileriye uzatayım. Geçeyim dedim yolu ya. Tam niyetlendim, geçeceğim, birisi omuzumdan elini koydu. Sıvazladı aşağı doğru. Sertçe şöyle bir koluma girdi. Tebe amca dedi, tebe karşıya mı geçiyorsun dedi. Ben dedim karşıya geçiyorum. Ebe beraber geçelim, geçelim dedim. Anam bir daldık yola. Bir cesaret geldi bana tabii. Daldık ama kıyamet koptu. Arabalar birbirine bindi. Kornalar, zurnalar. Oo! Eyvah. Bir ona omuz at, bir buna bilmem ne falan, otobüslere omuz atıyoruz yani öyle. Arabalar hep fren dedi. Birinci yolu geçtik, İETT otobüs durağı varmış. Biz ne bilelim abi? O gürültüde ezileceğim zaten, korku var böyle. Hani öbür tarafa çıkmaya çalışıyorum. Bastona yüksek bir yer geldi, bir fırladım. Yanımdaki de kolum da fırladı. Arkadan kalabalık itekleyince biz otobüse bindik. Anladım ama geriye dönemiyorum. Kalabalık itiyor. Mecburi çıkıyorsun böyle merdivenleri. Sen yürümesen de itiyorlar zaten, havalanıyor. İkinci basamak, üçüncü basamak, ben şoföre yapıştım. Şimdi şoföre yapıştım. Bekliyorum ki arkadan şey olsun, geriye döneceğim ben, ineceğim. Yani bir hata oldu, bindik. Yanımdaki de kolumda ya. Şimdi şoförün omuzu şöyle bir yaslandı, şöyle bir döndü. Dedim bana bakıyor galiba. Şimdi bana dedi ki, sen de Recide'sin dedi. Karşıya geçiyorum dedim. Ha bu karşıya gitmeyi, Eminönü'ne kadar ciddiydi. Ya benim Eminönü'nde işim yok, ben bu yolun karşısına geçiyorum dedim. Buna niye pindin dedi. Dedim görmüyorum. Uy, ulan niye görmüyorsun dedi. Ya niye sana görmüyorum, sana ne dedim ya. Sen dedim hareket etme. Ben yanlışlıkla bindim. Kaldırım zannettim, çıktım bu arabaya. Sen dur, ben ineceğim dedim yani. Hareket etme. Üstümüz sıyrıldı böyle geriye, üstümüz sıyrıldı, indik. Gene kolumda adam. Önünden döndük otobüsün. Paldır küldür yine kıyamet koptu. Yürüyoruz. Geçtik yolu. Dedim hemşerim niye sağına soluna dikkat etmiyorsun ya? Teba dedi. Ben görmüyorum be abi dedi. Allah seni dedim. Ben de görmüyorum lan dedim. Öğrenmeye adanmış koca bir ömür. Sürekli çabayla gelişen mucizevi bir yetenek. Biriktirilen tecrübeler ve onlardan çıkarılan hayat dersleri. Eşref Armağan, zoru başarma yolunda engelleri aşmanın ipuçlarını bizlerle paylaşıyor. Şimdi bir ailede bir engelli birey var. Doğdu ve engelli olarak evde. Başta bir kere anne baba o çocuğu sen yapamazsın diye engellemeyecek. Bir. İkincisi, çocuk hani böyle 7-8 yaşlarında işte artık kendine geldi. Çocukluktan yavaş yavaş çıkıyor. Kendi engelliliğini kafadan silmesi lazım ki ileriye dönük yaşamını tüketici değil de üretici bir insan olsun. Ne yapabilirim ben ileride diye düşünmeye başlasın. Çünkü
ay ben niye böyle oldum, ben ne yaptım filan. Zaten geriye dönüş imkanı yok. Onu düşünmesi de boş bir olay. Bir de kafadan silmesi lazım ki ileriye doğru güzel şeyler düşünsün. O kişi de istek olması lazım. Ya ben yapamadım diye bıraksın, ya aman boş ver desin ona buna bilmem ne. Böyle değil. Böyle azimli, inatçı, ben bunu yapacağım bir istek olması lazım. O çok önemli. İnsan ne durumda olursa olsun, bedensel olur, zihinsel olur, görme engelli olur, her türlü ne de olursa olsun, isterse her şey yapabilir. Yani engel hakikaten engel değildir yapacağı şeye. Yeminimiz var hayat. Ne kadar inatlaşırsan inatlaş, yine de seni en güzel yerinden yakalayacağız. Tıpkı Nazım'ın bu dizelerine nazire yapar gibi, Eşref Bey hep en güzel yerinden hayatı yakalamaya yeminli. Hatırla ey peri, o mesut geceyi, çamların altında verdiğin bu seyi. Hatırla ey peri, o mesut geceyi, çamların altında verdiğin bu seyi. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın.